beşyameyi. Ez e, baverim em gel hemmu tev namzeti hu ev em ve demi serkeftini va helaskın. Bu hem, yara da kazım. De, değerli Ahmet halkı, çok değerli belediye iş başkanı arkadaşlarım, Değerli barış anneleri, kadınlar, gençler, Kürdistan'ın dört bir yanından bugün Ahmet'te bu demokrasi şölenimizi onurlandıran hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Hepimize başarılar diliyorum. Evet. Yıkılmayan, yılmayan bütün zulüm ve zor politikalarına rağmen ayakta duran bir mücadelenin temsilini yönetiyoruz. Sadece devletin zoruyla, baskısıyla, faili meçhul cinayetleriyle, işkenceleriyle uğraşmıyor, bunlara karşı direnmiyoruz. Bir yandan da Kürt halkı, Kürdistan halkı, Türkiye halkları ve emekçileri olarak bu zulüm devletine bu merkeziyetçi anlayışa, bu tek adamların yönettiği, karar verdiği bu siyaset anlayışına da aynı zamanda Kürtler olarak demokrasi öğretiyoruz. Bu demokrasi mücadelesinde, bu demokrasi şöleninde, bu halk oylamasında bu zalimlere, bu merkeziyetçilere, bu kadını, genci, Alevi'yi ve diğer halklar ve inançları yok sayanlara demokrasi dersi veren ve bunda emeği olan siz değerli halkımızı, çalışanlarımızı, gençlerimizi, sandık kurullarımızı saygıyla selamlıyorum. Emeğinize sağlık. Sağ olun, var olun. Emin olun değerli Kürdistan halkı bugün tarihe büyük bir not düştük. Eş başkanlık sistemini uyguladığımız zaman baskı altındaki bir halk yok sayılan, inkar edilen bir halk böylesine demokratik, eşitlikçi bir anlayışı acaba yaşama geçirebilir mi? Başarır mı? Başaramaz mı diye kuşkular vardı. Ne yaptık? Eş başkanlık modelini neredeyse yasal statü kazandırdık. Ne yaptık? Dünyanın dört bir yanında Yüzyıllık devlet geleneği, demokrasi geleneği olan ülkeler dahi Kürtlerin kendi bağrından çıkardığı eş başkanlık sisteminin nasıl uygulandığını, nasıl hayata geçirildiğini öğrenmeye çalışıyorlar. Kentlerimizi ziyaret ediyorlar, belediyelerimizi ziyaret ediyorlar, eş başkanlık sistemini anlamaya çalışıyorlar. Devletsiz, statüsüz bir halkın Dünya demokrasi mücadelesine toplumsal cinsiyet eşitliğine dönük bir yaklaşımının dünya tarafından izlenmesi, takip edilmesi siz değerli halklarımızın emeğiyle ve çabasıyla oldu. Evet, daha çok dersler veriyoruz. Daha çok dersler vermeye çalışacağız. Siz de takip ediyorsunuz. Her seçim döneminde siyasi partilerin genel merkezinin önünde bir yığınma olur. İnsanlar günlerce Ankara'nın yolunu yol ederler. Aday olmak için partilerin genel başkanlarıyla partilerin merkezlerinde yapmadıkları diplomasi vermedikleri taviz yok. Aday olmak istiyorlar. Biz dedik ki dünyaya hem direnişi hem mücadeleyi hem cin azadi diyerek Orta Doğu'da bir demokrasi vaası yaratan Kürtler bu seçimlerde halk oynamasıyla bir kez daha dünyaya örnek olsun bir ders versin. Biz ne yaptık? Genel merkezi kapattık. Neredeyse gelen giden olmadı. Niye? Biz dedik ki Ahmet halkı öznedir. Serhat halkı öznedir. Dersim halkı öznedir. Seçilmek istiyorsanız, bu halka hizmet etmek istiyorsanız, bu halkı yönetmek istiyorsanız bize değil, tek adama değil, Partinin genel merkezine değil halklarımıza gidin, sokaklara gidin, caddelere gidin, pazara gidin. Gidin Kürt halkından onay alın sonra bize gelin dedik. Ve emin olun değerli halkımız bunu da başardınız. Sizlerden ne kadar onur duysak, gurur duysak azdır. Sıkıştığımız her dönemde Zora düştüğümüz her dönemde yardımımıza koşan sizler büyük bir demokrasi örneği vererek bu halk oynamasını da başarıyla sonuçlandırdı. Sizlere bin teşekkürler. Eminim ki bugün burada ortaya koyduğumuz bu demokrasi modeli de yine bir gün demokrasi tarihinde dünya demokratik mücadelesinde Kürtlerin dünya halklarına hediye etmiş olduğu bir model, bir sistem olacaktır. Evet değerli arkadaşlar. Tülay Başkan söyledi. Zor bir dönemden geçiyoruz. Sistem irademizi yok saymak için elinden gelen bütün çabaları ortaya koyuyor. Yok gerekçelerle kayyumlar atıyor. Yok gerekçelerle irademizi gasp ediyor. Zannediyorlar ki Kürtler belediye bir iki dönem gasp edilince mücadelesinden vazgeçecek. Zannediyorlar ki Selahattinleri, Gültenleri, Figenleri, Leyla'ları cezaevine attıkları zaman biz genel merkezlerimizi kapatacak. Onların önünde eğileceğimizi zannediyorlar. Bizlerin mazlum varı, bizlerin Vedat Aydın varı, Musa Anter varı direneceğimizi, duracağımızı bu halkın özgürlük mücadelesi için her şeyi göğüsleyeceğimizi bir türlü anlamadılar ama inşallah sizin sayenizde 31 Mart'ta onlara Kürdün her şeye rağmen vazgeçmediğini, durduğunu, direndiğini, iradesine, örgütüne, partisine sahip çıktığını hep birlikte bir kez daha göstereceğimize inanıyorum. Değerli halkımız, kayyumlar atadılar. Yani kayyumu anlatmaya gerek yok. Kayyum hırsızlık demektir. Yolsuzluk, usulsüzlük demektir. Bunu biz söylemiyoruz, yanlış anlamayın. Devletin kendi sayıştayının tutmuş olduğu raporlarda da Mardin kayımının yaptığı usulsüzlükler, yolsuzluklar buradan Ankara'ya yol olur. Ahmet kayımlarının yapmış olduğu usulsüzlükler, inanın La Casa de Papel dizisi vardı. Onun senaristlerini, yazarlarını bile şaşırtacak niteliktedir. Eminim ki o diziyi... Eminim ki o diziyi çekenler bu kayyumların yolsuzluğunu, usulsüzlüğünü görse, görselerdi belki o dizileri yapmazlardı. Kayyum kadına düşman, Kürde düşman, dilimize düşman, Ape Musa ismine düşman, Celalet Bedirhan ismine düşman, kayyum Kürde düşman, Kürdün varlığına düşman, Kürdün iradesine düşman. Ne yapacağız? Tülay Başkan söyledi. 31 Mart'ta Bunları Ankara'ya yollayacağız. Merak etmeyin sarayın bin odası var. Hepsi orada kendisine yatacak, konaklayacak yer de bulur, iş de bulur. Biz kendi işimize bakarak Kürt toplumunun, halklarımızın, bölgede yaşayan insanlarımızın daha özgür, daha şeffaf, daha demokratik bir anlayışla yönetilmesini hep birlikte sağlayacağız. Evet burada sizlere büyük görevler düşüyor. Değerli barış annelerim, beyaz türbente anneler, barışmış olan anneler, ev ev dolaşacağız, gitmediğimiz kapı bırakmayacağız. Bunların kaçak seçmenlerine karşı biz iki tane seçmen kazanacağız. Bunların bütün polisleri, askerleri, kolluk kuvvetlerini taşıyarak irademizi gasp etmeleri karşısında durmayacağız, dinmeyeceğiz, el birliğiyle çalışacağız. Bunlara Kürdün nasıl bir iradeye, nasıl bir çelik iradeye inada sahip olduğunu hep birlikte göstereceğiz. Buna eminim, buna inanıyorum. Sizler yoktan var ettiniz. Sizler adı, dili, ağızların alınmayan bir halkın mücadelesini gerçekliğini ortaya koydunuz. Sizler Rojava'da milliyetçiliğin, muhafazakarlığın, dinciliğin hüküm sürdüğü, kadının, Kürdün yok sayıldığı bir coğrafyada büyük bir devrim yarattınız. Şimdi Şimdi eminim ki hep birlikte Kürdistan coğrafyadaki halklarımızla birlikte bizim bağrımızdan çıkmayan, bize ait olmayan, her şeyimize yabancı olan bu kayımları göndereceğiz. Değerli halkımız, çok fazla belediyelerini anlamak istemiyorum. Sadece kayyumlar değil AKP'nin belediyeleri de iyi yönetemiyor. Ağrı Belediyesi'nin ne halde olduğunu ağrılı hemşerilerimiz çok iyi bilir. İnanın köstebek yuvası çamur içerisinden yürünmüyor. Bingöl Belediyesi deprem bölgesi olmasına rağmen depremin ne olduğunu bilmiyor. Deprem attığı üzerinde iskan veriyor, imar izni veriyor. Sanıyor ki deprem oradan es geçecek. Bingöl Belediyesi'ni batırmış, bitirmiş, borçlandırmış. Dersim Belediyesi'nde Tunçeli zihniyetini ortadan kaldırarak, Dersim'in gerçek evlatlarını iktidara taşıyarak demokratik yerel yönetimlerimizi oraya da götürmek durumundayız. Kars kayımı namaz kılıyor ama vallahi yapmış olduğu yolsuzluklar yol olur. Yani bunların namazı, ibadeti bir yere kadardır. Mesele rant olunca, Mesele Kürt'ün iradesi olunca, mesele Kürt'ün inkarı olunca bunlar her şeye karşı çıkarlar, takiye yaparlar. Velhasılı kelam AKP'yi yönetmiyor, ülkeyi yönetemediği gibi belediyeleri de yönetemiyor. Bize kayım atamasının sebebi örnek modeller ortaya koyduğumuzdandır. Siirtli arkadaşlarımız bilir bir dönem biz de orada belediye başkanlığı yaptık. Emin olun suyu kesilen tek bir hane yoktu parası olmadığı için okula gidemeyen tek bir öğrenci yoktu. Kadın kooperatifleri kuruldu. Açlık, yoksulluğu önlemek için elimizden gelen her şeyi yaptı. Kalkın belediyesi olduk. Sadece Kürtlere değil, orada yaşayan Araplara, Türklere de eşit hizmet götürerek ciddi bir model ortaya koyduk. Şimdi 25 yıldır yaratmış olduğumuz büyük bedellerle bu modeli Batı'ya taşımaya AKP belediyelerini alarak oralara götürme gibi bir sorumluluğumuz olduğunu belirtmek istiyorum. Bunları başaracağımıza inanıyorum. Değerli arkadaşlar, evet yeni bir model uyguladık. Kimi eksiklerimiz olabilir, kimi yetmezliklerimiz olabilir. Yeni uygulanan her şeyde ufak tefek kimi arızalar ortaya çıkabilir. Eminim ki önümüzdeki dönem şimdi ortaya çıkan bu eksikleri de birlikte gidereceğiz. Şimdi Aday adaya olan bütün arkadaşlar bizim arkadaşımız, yoldaşlarımızdır. Dosyasını aldığımız yarışa girmeli yarışa giren bütün arkadaşlar bizim için eş değerdedir. Sadece seçilen eş başkanlar değil, seçilemeyenler de bizim yol arkadaşlarımızdır, bizim değerlerimizdir. Bizim birlikte yürüyeceğimiz, birlikte mücadele edeceğimiz, birlikte bu zoru göğüsleyeceğimiz arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla çağrım onlara siz yenilmediniz, kaybetmediniz. Hep birlikte halkımız kazandı, modelimiz kazandı. Önümüzdeki dönem seçilen arkadaşlarımızla birlikte birebir daha güçlü, daha çok çalışarak, daha büyük çalışarak bu halkın hizmetinde olduğumuzu kanıtlayalım. Biz bir seçim partisi değiliz. Kimin nereye seçildiğinin bir yere kadar önemli var. Önemli olan Kürt halkının geleceğidir, mücadelesidir. Önemli olan bu mücadele için kaybettiğimiz binlerce insanın onuruna onuruna layık olmaktır. Cezaevinde bizim başarımızı bekleyen, direnen, açlık grevine giden Kürtlüğünü, dilini acılığıyla bunların yaptığı her şeyi ortaya koyarak bunlardan hesap sorarak sizden çaldıklarını burunlarından fitil fitil getireceğimize emin olabilirsiniz. Evet çok fazla uzatmayalım salonumuz ıı, ıı, da kalabalık zaten konuşmalar da çok oldu. Size söz veriyoruz biz nasıl size güvendik sandığı önünüze koyduk sizin ortaya çıktığınız sonuçları esas aldıysak lütfen siz de bize inanın sizin aleyhinize olan hiçbir şey yapmayız. Kürt halkının demokratik mücadelesine zarar veren tek bilerek tek bir şey yapmayız. Biz birbirimize güvenerek, birbirimize inanarak örgütümüze, merkezimize, kurumlarımıza sahip çıkarak bu zulüm düzeniyle baş edebiliriz. Ben baş edeceğimize, kazanacağımıza 31 Mart'ta ezilenlerin, yoksulların, ötekilerin, Kürtlerin tekrar demokratik yerel yönetimler anlayışını iktidara yönetimine yönetime taşıyacağına olan inançla siz emek veren, bedel veren bu demokrasi modelini hayata geçiren halklarımız, halkımız önünde saygıyla eliyor. Hepimize başarılar diliyorum. Serkeftin, Serkeftin. Hem gelek spastikin, jibo akhaftına pres, tuncel bakırhan. Her